Herkese yeni bir videodan merhabalar. Şu anda bu kadar gülerek açmamın videoya bir sebebi var. Çünkü 6 gündür İsveç, Stockholm'dayız ve ilk defa böyle güneşli bir hava var. Hatta biz geldik, yoğun kar yağışı oldu, kar fırtınası oldu. Bu arada buraya eşimin talibin yani işi dolayısıyla gelmiştik. Burada çalışıyor yani. Ofisi burada. Bizi bir etkinliğe davet etmişlerdi. O sebeple gelmiştik. Daha sonrasında 3 gün kadar da biz tatil uzattık. Birazcık şehri gezelim diyerekten. Bu zamana kadar ben hep tek gezdim. Şimdi beraber Talip'le şehri gezmeye çıktık. Şehri gezmeye çıktık. Şimdi buranın en ünlü meşhur yerlerinden, turistik yerlerinden birisine gideceğiz. Gamlastan. Gamlastan'a gidiyoruz. Bu arada biz kendik Grand Central Otel'de kalıyoruz. Otelden çok memnunuz. Buraya göre en uygun fiyatlı ve güzel bir otel, temiz bir otel. Kahvaltı dahil bir otel. Geceliği 1600 İsveç kronu falandı iki kişi için. Bu şekilde bir 20 dakika yürüme mesafesiyle gideceğiz oraya. Aslında 5 dakikada metroya binip de gidebiliriz ama biz böyle şehirde yürümek istedik. Çünkü çok güzel mimariler var çevrede. Binalara baka baka yürümek, böyle şehirde gezmek bize iyi geliyor. O yüzden biz yürümeyi tercih ettik. Çok tatlı bir restoran bulduk. Karnımız acıktı, yemek yiyeceğiz. Şimdi menüsüne bakıyoruz fiyatlarına. Burası bir İtalyan restoranına benziyor. Pizzalar mesela, bakalım hemen. 160'tan 175'e kadar değişiyor. Kron tabi bu. Bunlar da makarnalar. Makarnalar bir tık pahalı. Yani 500 lira falan oluyor. Çok tatlı bir yere geldik bu arada. Gamlastan'a geldik ama gelir gelmez tabii ki acıktık her zamanki gibi. Gerçi kahvaltı yapalı bayağı zaman oldu. Keşke daha öncesinden gelseydim diyorum Talip işteyken falan. Sokak aralarında gezebileceğiniz hediyelik eşya dükkanları olan, restoranları olan bir yer. Ama hediyelik eşya deyince aklınıza şey gelmesin. Böyle ne bileyim İstanbul Eminönü tarzı bir şey gelmesin yani. Çok güzel hediyelik eşya dükkanları var. Kendine özgün farklı tasarımlar var. Daha tam gezme imkanım olmadı. Önünden geçerken içerisinin atmosferini beğendiğim bir yere geldik. Burası İtalyan restorantı. Zaten burada böyle İsveç özgü bir geleneksel yemek olmadığı için burada çok şey görmedim böyle. Bizdeki böyle midpoint hepimiz tarzı restoranlar yok. Hep bir ülkenin, hep bir yörenin, hep bir şeyin restoranları var. Geçenlerde mesela Hint restoranına gitmiştik. Yoldan geçerken Asya, Çin, Kore yani bu tarz restoranlar mevcut. Çok yaşa. Şimdi buranın atmosferini göstereceğim size. Gerçekten çok çok güzel. Şöyle her masada mum var. You ready to order? Do you need a couple of minutes here, sir? I would like to ask something, but I don't get the most of the things that inside of the pizzas. Siparişimizi verdik. Ben düz margarita pizza söyledim. Tarif de ne söyledin? Etli bir şey söyledin sanırım pizza sen. Pizza söyledim ben. Pizza mı söyledin? Hmm. Mekanı göstereceğim şimdi size. Şöyle masalar var ve her masada mum yanıyor. Yani masada insan oturmamasına rağmen mum yanıyor. Ama bu direkt atmosferi etkiliyor yani. Çok hoş görünmüyor mu? Şu avizeler. Tam böyle cam kenarında bir yer bulduk. Güzel mi? Bu arada İtalyanlar yemeğe bir şey içmeden başlamıyorlarmış. O yüzden bize hani bir şey içer misiniz diye sordular. Biz de gin toniği seçtik. Böyle bir bardakta getirdiler. Kaşıklarını çok beğendim. Şöyle kaşıyorlar. Ucu da top gibi böyle. Tam karıştırma kaşığı değil mi? Ben. Niye pembe? Bu pembe cin. Rengi çok tatlı değil mi? Böyle pudra pembesi gibi. Belli olmuyor şimdi ama. Bu arada mekanın ismini söylemedim. Mekan ismi de Agaton diye yazılıyor. Yemeğimiz geldi. Kalp şeklinde geldi pizzalar. Çok hoşuma gitti. Çok tatlı görünmüyor mu? Yemeğimizi
yedik, şimdi kalkacağız. Bu arada fiyatlardan bahsedeyim. Toplamda 680 kron ödedik. En başta bize demişlerdi İtalyanlar yemek yemeden önce gin tonic içiyorlar. Gin tonic demedi de bir şeyler içiyorlar. Bir şey içmeyi severim. Ha, bir şey içer misiniz falan diyerek önce gin tonic getirdi ya. Ben ne bileyim bu kadar pahalı olacağını. Bu gin tonic 165 İsveç kronu. Yediğim pizza 160 krondu. İçtiğim gin tonic 165. Ve içmedim de yani. Yarıda bıraktım. Bu... Sahibe fişe bak dedim. Neyden ne kadar almışlar? Gin tonic'i ne kadar yaz... Niye konuşamıyorum ya? Yok konuşamıyorum ben bugün ya. Gerçekten. Her neyse. Gin tonic'i içip böyle kalkmaya karar verdik. Vikinglerin mağazasına geldik. Burada Vikinglerle alakalı çok böyle hediyelik eşya satan mağazalar var. Tanem şu bira bardağını alayım diyor. Fiyatına bakın ama. 359 kron. Kafayı mı yedin diyorum ya. Bahsettiğim hediyelik eşya dükkanlarının olduğu sokak burası. Tek burası değil aslında. Burada böyle bir sürü sokak var. Mağazalar var. Tatlı dükkanları var. Böyle küçük kendine has kafeler var. Mesela bir ayakkabı mağazası. Deri. Ya Allah aşkına bir tane bardağa 1200 lira verilir mi ya? Aldırmadım diye şu an trip atıyor bana Talip. Alınacak şey var, alınmayacak şey. Tamam da yani cebinde para varsa almak zorunda değilsin. Tamam, başka ne alacağım? Ne var? Onu söyle. Ya bir şey almak düşündük, zorunda değilsin. Oturduk, düşündük yani. Bu erkekler niye böyle ya? Saçma sanki sapan şeylere ya, para harcıyorlar. Böyle bizim kadınlar gibi çok böyle alışverişe merakımız var da. Çok şey alabiliyoruz da zaten bunu izin herkes söyler. Bir erkek çok nadir bir şey beğenir. Çok nadir yani. Bilmiyorum. Bir tane bardağa o kadar para vermek yine de çok saçma yani. İşte olay şu. Erkek mesela ayda bir tane bardak beğenir. 1000 lira verir. Kadın 40 parça alışveriş yapar. 6000 lira verir. Biz ama burada mantıksız olan biz olmuş oluruz mesela. Tamam da bizim aldığımız her şey mantıklı şeyler değil mi kızlar? Gerçi ufak ufak alışveriş yaptığımız için göze batmıyor ama topladığınızda böyle bayağı bir harcama yapıyoruz bence kendimize. Yani ben kendi adıma konuşayım öyle. Bir kere zaten fix bir yakacak paranız var zaten. Hani böyle kira gibi bedeliniz var. Mesela benim her ay bir... Saç, tırnak. Aynen saç, tırnak giderim var. Neyse çok boş konuşmayalım. Arkadaşlar şurada da Nobel Müzesi var. Aa buradaymış diyorum da bina burada yok. Herkese fotoğraf çekildiği yerdir. Şimdi size geriden göstereceğim. İşte burası. Şu an güneşten parlıyor mu bilmiyorum. Bu herkesin. Gamlıs'tan yazdığınızda çıkan ilk fotoğraf bu evin. Fotoğraf bu evin önünde çekilmiş fotoğraf oluyor. Burası gerçekten çok güzel bir yer. Burası bir adacık. Gamlıs'tan adası olarak geçiyor ve şehrin en meşhur, en kalabalık, en tarihi yerlerinden birisi. Burası böyle 17. 18. yüzyıldan kalma, böyle orta çağ Rönesans mimarilerini görebileceğiniz bir yer. O yüzden yani sokaklarında gezmek aşırı keyifli. Yani gelirseniz mutlaka zaten ilk uğrayacağınız yerlerden birisi burası olur. Yani hiçbir yere girmeseniz bile sokaklarda dolaşmak bile o kadar keyif veriyor ki çünkü hani güzel olmayan tek bir bina yok. Burada her bina değişik bir mimaride ve ben böyle mimari yapılara bakmayı çok seviyorum. Buralarda gezmek gerçekten çok güzel. Şurada da hemen bir Nobel Müzesi var. Oraya gireceğiz şimdi. Arkadaşlar burada da tabii ki hani Orta Çağ Rönesans dedik. Ama çeşme olmadan olmaz tabii ki. Şuna bakın. Efsane olmuş. Neresi güzel aşkım? Sokak güzel. Oraya da gideriz. Arkadaşlar müzeye girmek 140 kron kişi başı. Biz girmemeyi tercih ettik. 2 bira parası yani. Ya öyle demek saçma tabii ki. Tarihi yer elbet gezilmesi, görülmesi gereken bir yerdir ama içeri giresimiz gelmedi açıkçası. O yüzden şimdi ara sokaklarda yürümeye devam edeceğiz. Ama önce şurada bir fotoğraf çekinmek istiyorum. Arkadaşlar şöyle bir bar var. Geçerken çok ilgimizi çekti hemen yerin altında. Sığınak gibi. Buraya girelim diyoruz. Hadi ve giriyoruz. Hey. Aa, şimdi burası böyle.
Bir de burası var. Klostrofobi gibi biraz. Şurada bir masa var. Burada bir bira içelim dedik. Böyle keyif molası. Yemekten sonra iyi gider. Biraz üşüdük ya, ellerim şu an buz tuttu. Bu arada bugün hava burada çok güzel. Yani güzel dediğim 5 derece. Çünkü buraya geldiğimizde -5 dereceleri gördüğünüz için 5 derece bizim için mükemmel bir hava yani. Ama tabii ki üşüyorsunuz. Biramızı içtik, kalktık. Ne kadar ödedik? Bir tane bira 50'lik 91 krom. Aşırı pahalı bir bira içtik yine. Ama güzeldi. Aynen, birası güzeldi. Böyle rahat içimli. Güzel bir biraydı. Bir Efes Pilsen değil yani. Güzel, keyifliydi yani. Şimdi bu sokaklarda yürümeye devam ediyoruz. Nereye gideceğiz? Hayırlısı be gülüm. Ya çok fazla müze var aslında yani. Çok fazla dedim, 3-4 tane daha müze var. Royal Harmony, Vasa Müzesi, Gemi Müzesi var bir Savaş de. Savaş Müzesi gördüm ben. Aynen, bu 3-4 müze var. Yakınlarda demeyeyim de yine bir yürüme mesafeli. Ama yani oralara gitmeyi düşünmüyoruz. Çok ilgimizi çeken şeyler olmadığı için. Bu arada o müzelere giriş ücretsizmiş. Hani bu az önceki Nobel Müzesi ücretliydi ama o müzeler ücretsizmiş diye okuduk. Bu şekilde şimdi biz nereye gidiyoruz? Sahile gidiyoruz şimdi. Şimdi sahile iniyoruz. Oralarda dolaşmaya devam. Of, çok soğuk. Sahile geldik şimdi. Sahile gelir gelmez bir rüzgar esintisi. Hemen başımı kapattım şalımla. Düşünün yani, buraya bugün sıcak hava dedim. Sıcak hava bu şekilde yani, sıcak hava. Şimdi geziyoruz bakalım. Sahildeyiz. Geçen bir tane video izledim. İşte bir tane adam çekmiş, şey diyor. Yurt dışına geldik, ne oldu şimdi? İşte önemli yerlerin önüne gitmiş mesela. Baktık şimdi. Fotoğraf çekildik, ne oldu şimdi? Tam oyuz şu anda var ya. Geldik, baktık. Ne oldu şimdi dedim yani. Neyse, çok boş yaptım. Bunu yayınlamayacağım. Bana bak. Sanatsal bir fotoğraf, video çekmeye çalışırken ben. Sanatsal böyle. Biraz buranın biraları çok güzel gerçekten. Lıkır lıkır içiliyor. Ne içtim bir sorun bakalım. Ne kadar içtim ama. Çok beğendim. 3 yudum aldım. Normalde 2 yudum alır. Ya ben bir şey içmeyi çok sevmiyorum. Artık bunu öğrendim yani. Hani bir şey içerken az içiyorum. Yetiyor yani bana. Hani çok yemek içemiyorum. Öyle ki. Yemek hadi neyse, yiyorsun da. Bir de söyledik, yarısını önce bitirebildin. Bilmiyorum, ben yurt dışındayken çok yemek yiyemiyorum. Biraz midem bulanıyor. Kokusundan mıdır nedir? Lan pizza söyledik, pizza. Pizza güzeldi ama mekanın tamam, bir kokusu vardı. Pizza güzeldi, tamam. Ne kadar yedin? Pizzayı yarısını yedim. Normalde o kadar az yemem. Ama yurt dışına çıkınca ekstra az yiyorum. Bra 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 bra. Ya sen bra 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 bra. Şu an zaten var ya, ağzım yüzüm kapalı. Ne konuşuyorum belli değil. Tatlı yemeğe geldik. Şöyle bubble'lı waffle söyledim. İçinde Nutella ve çilek var. Fiyatı da 102,5 euroya... Euro mu? Oha! 102,5 krom. Gamla standayız bu arada hala. Bunu nasıl yiyeceğim aşkım ben şimdi? Kolay gelsin. Kolay gelsin. Şimdi burada kaşık var. Ne için kaşık? Bilmiyorum. Güzel. Tatlı biraz kendime getirdi. Ben bugün iyi değilim ya. Niye? Tatlı beni kendime getirdi. Kendini bana getirdi. Bilmiyorum, bu günlerce geçen içlik giyilmiş, soğukta yürünmüş, İşte üşünülmüş şeylerin acısı mı çıkıyor şu anda bilmiyorum. Çok soğuk bana göre değil ya. Gerçekten. Soğukta ne gezilir ne de yaşanır yani. Bunlar normal soğuklar değil çünkü. Waffle'cıdan çıktık, şimdi kapısının önünde çay keyfi yapıyoruz. Şöyle bir bardakta çay verdiler. Vallahi güzel. Çay çok güzel. Sıcak sıcak iyi geldi. Aşkım diyorum ki çay varmış. Çay mı varmış? Çay içerim. Çay.
Ne? Neredesin sen? Neredesin sen? Ha? Neredesin sen? Neredesin sen? Akşam oldu neredeyse. Saat 6 falan. Muhtemelen şimdi otele geçeceğiz. Yani yapacak çok bir şey yok. Doyduk. Ben doydum. Evet, ben de biraz doydum. Aslında doymadım. Şöyle doymadım. Yani daha gezerdim ama soğuktan dolayı yok yani. Teşekkürler. Yani belki 3 aya Haziran'da falan. 3-4 ay sonra böyle bir yine etkinlik falan olacakmış sanırım tarih yılın şirketinde. Yılın en uzun günü. Haziran 24. Aynen, yılın en uzun gününe özel böyle etkinlik olacakmış. İşte o... burada gece olmuyor. Gece 1'de bir batar gibi oluyormuş hava. Sonra yeniden. Aynen, hava hiç kararmıyormuş burada. Bir gün, yani bir ara, bir dönem. İşte o dönemde bizi çağıracaklarmış tekrardan. Böylelikle tekrar gelebiliriz. O zaman daha güzel vloglar çekeceğime inanıyorum.